Hepinize merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Bildiğiniz gibi aslında hayatımda bir değişiklik yok. Aynı işe gel git. Böyle devam ediyor. Uzun zaman oldu videoda çekmeyeli sizlere. Hem fırsat bulamadığımdan dolayı hem de biliyorsunuz ki üzücü bir durum hem de korkunç, vahşet bir durum olduğundan dolayı da zaten bir ara çekeyim dedim ama milli yas hani oldu 3 gün. O süre zarfında da zaten çekmeyip çekmeyip de o zaman çekecek değilim yani. O zaman olduğu için hiç çekmedim. Çekmek de zaten istemedim yani. Gerçekten çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Başlarda ben pek fark etmemiştim ama sonradan artık videoları gördükçe çok kötü olduğunu anladım. Gerçekten insanın bütün psikolojisi alt üst oluyor videolara baktıkça, o bebekleri gördükçe. Yani içimiz kan ağladı resmen. Annemle oturup izledik hep. İzledikçe daha da kötü olduk bu arada. Yani Filistin'in de yanındayız bu arada. Allah'ım oradaki kişilere yardım etsin. Diğer tarafında Allah'ım bildiği gibi yapsın inşallah. Ne bileyim ya, nasıl ya, çok azıcık da mı vicdan yok diye düşündüm hep. Yani çok az da mı yok, şu kadar da mı yok diye düşündüm hep. Hani ya, çünkü söz konusu bebekler yani, küçükler, el kadar, ne bileyim. Aklım almıyor. İnanın aklım almıyor. Böyle çok da uzatmak istemiyorum aslında. Zaten hepimiz kötüyüz. Hepimiz üzüldük. Hepimiz üzülüyoruz. Dua ediyoruz elimizden geldiği kadar. O yüzden öyle yani canlarım. Allah'ım sabır versin herkese. Allah'ım yardımcısı olsun. Bu arada Barış bir haftadır 4-12'ye gidiyordu. O 4-12'ye gittiği müddetçe de ben de annemgilde kaldım. Çünkü işten 12'de geliyordu. 12'de geldikten sonra da eve gitmenin bir anlamı yok diye düşündük. Çünkü sabah tekrar ben işe gelecektim. Annemgilde yattık yani. Bir dün evimdeydim. Diğer günler annemgildeydim. 12'ye kadar annemle işte işten çıkıyoruz, beraber yemeğimizi hazırlıyoruz. Ana kız oturuyorduk. Babam da 4-12, Barış da 4-12. Öyle takıldık yani. Yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik, sohbetimizi ettik. Öyle zaman geçti ve pazar bugün günlerden de bu arada Barış'ın son 4-12'si. Bugün 12'de çıkıp yarın sabah 8-4'e gelecek. O da benimle beraber. Sonra artık full gündüzdeyiz. Son haftaya girdik bu arada canlarım. Otelimizin kapanmasına bir hafta kaldı. Gerçekten yoğun ve yorucu bir sezonun sonuna geldik. Ne ara açıldı, ne ara kapanıyor, inanın anlamadım. Günler öyle su gibi akıp gidiyor ama o yoğun günleri düşündükçe de iyi ki kapanıyor, kapansın artık diyorum. Çünkü artık kaldıracak bir yanımız kalmadı. Vücudumuz bitmiş bir durumda. İnanın buna. Çok yoğun geçti. Bugün de şu an konuşuyorum ama nasıl konuşuyorum onu da bilmiyorum. Çünkü bugün 9 çıkış vardı. Dün de aynı şekilde 9 çıkış vardı. 9, 9, yarın 6. Son günlere girdiğimiz için acayip yine bir yoğunluk var. Baştaki bir yoğunluk gibi düşünün. Yoğun geçiyor, çok yorulduk. Dün zaten öldük bittik. Bugün de öyle, çok yorulduk ya. Ne diyeyim ki size de, size de söyleyecek bir şeyim yok. Yorulduk. Hayattan bıkmış bezmiş gibiyim şu an. Belim ağrıyor, kollarım ağrıyor, her yanım ağrıyor inanın. Annem de öyle, çok yoruldu. Ben de öyle. Yaptığımız iş kolay bir iş değil. Kolay bir iş de yok zaten. Zor. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sağlık olsun yeter ki de çalışalım diyoruz tabii ki de. Çalışmayana da ekmek yok ve bu devirde geçinmek çok çok zor zaten. Ablalarım, arkadaşlarım, canlarım, özledim sizi. Şu sezon bitsin, her gün vlog atacağım inşallah. İnşallah. Elimden geldiği kadar atacağım. Şimdi dediğim gibi 9 çıkışı bitirdik. Benim misafirleri de bitirdik. Şimdi sadece annemin misafirleri kaldı. Onları da bitirirsek inşallah bugün bitti olacak. Yine işten çıkınca annemgile gideceğiz. Elimden geldiği kadar da bu videoyu devam ettirmeye çalışacağım sizlere. Sizleri çok özledim bu arada. Sizler de beni özlemişsinizdir diye ümit ediyorum. Yoğun olduğumu bildiğiniz için siz de mesaj atmamışsınızdır, yazmamışsınızdır yani. Hepinize çok teşekkür ederim canlarım.
Şimdi şu anneme misafirlerini de bir bitirelim. Ondan sonra tekrardan açarım videoyu. Evet canlarım, şimdiki annemin misafirleri bitirdik. Daha sonra bir 2 dakika oturduk. Sonrasında açılacak yataklarımız vardı. Onları açtık şimdi. 2 tane bende, 2 tane annemde, yani 2 oda. Şimdi çocuk yataklarını açmıyoruz. Hani çok yoğun olduğumuz için. Akşamüstü işte böyle şefimiz aç diyor. Öylelikle açıyoruz onları tekrardan. Onları da açtık. Ay ay, bir oturayım şuraya vallahi ya. Ne bu ya? Bu nasıl bir yoğunluk? Hava çok sıcak bu arada. Çok kötü terledim. Sabahları serin ama akşamları da serin. İşte gündüz çok sıcak. Pişiyoruz böyle. Bir de biz çok hareketli çalıştığımız için terliyoruz ister istemez. Ama böyle soğuk terleme. Buz gibiyim halbuki. Buz buz ama terliyim. Öyle bir şey. Ay ay. Neyse ya, bugün de bitirdik çok şükür. Hiç bitmeyecek sandım ama bitti. Yarın da Allah kerim artık dörtlüleri de bize veriyorlar bu arada. 18 oda yapıyorduk ya, 22 oda olacak geri. 22 oda yapacağız. Anamla beraber 44 oda yapmış olacağız. Olsun. Da büyük ihtimal yarın okeylemeyebilirmişiz ama. Toplama yapabilirmişiz. Yani yarın artık giriş olmayacakmış tahminen. Göreceğiz. Evet, çok şükür bugün de bitti canlar. Otelden çıktık. Ay, çiçeklerin güzelliğine bakın. Ne kadar güzel değil mi? Rengarenk. Sarı, pembe, kırmızı. Ay, şu otelden çıkınca kendimi çok mutlu hissediyorum ya. Vallahi. Çıkış saatimiz geldi bu arada. Ayakkabılarım nasıl? Bunları yeni aldım. Trendyol'dan sipariş vermiştim. Bayağı oldu tabii. Size video çekmeyince gösteremedim. Daha ayrıntılı birazdan gösteririm. Yormuş ya. Kadik. Efendim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yeni servisten indik. Evet canlarım, servise bindik. Servis yolun orada indirdi bizi. Otelin servisi, daha yürüyeceğiz tabii ki. Hiç iyi değilim. Aklım yok. Çok kötü inan. Neden? Bedenim bitti ya. Bacaklarım, kollarım tutmuyor. Bedenim sağ sağ. İçim Bedenim. çürüdü de. Aynen. Yaşayan bir ölü gibisin. Evet. Gibiyiz. Evet, kaç gündür üst üste olunca gittik. Herkes öyle diyor, arkadaşlar öyle diyor ya. Bir çıkış bile yapacak yanımız kalmadı diyor herkes. Seraları görüyorsunuz mu canlarım? Ne serası anne, bu ne var içinde? Hepinize kucak dolusu. Patlıcan mı? Kucak dolusu sevgiler, Ha? selamlar gönderiyorsun. Patlıcan, evet. Bak nasıl bildim kız? Patlıcan. Ispanakla pırasayı bile ayırt edemiyorum. Arkadaşlar, hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorsun. Savaştan dolayı da çok çok üzgünüm. Onlara da Evet. çok üzülüyorum. O çocuklar hiç kimse hak etmiyor ya. Bu ne? Evet, açılışta da biraz ben Öyle mi? bahsetmiştim. Valla Ah. Allah'ım korusun. İnşallah bir an önce bitsin. İnşallah İnşallah. bitsin bir an önce. Çok üzülüyorum çok. Ay Allah'ım. nasıl sıcak vuruyor. Günahsız melekim var. Ay, Allah'ım benim korusun. elimdeki montu görüyor musunuz peki canlarım? Şahane ya. Bunu çok Sabah seviyorum. Zaten motorla çok yakışıklı bir adam. geldiğimiz için montla geldik. Şimdi de piştim, yandım, kül oldum, bittim. Geç abi, geç, 2 saattir. Muzcular gidiyor, muzcular. Anne çok sıcak. Gelince karşımıza vurdu. Narları Narlar da görüyor nasıl açılmış hem de. musunuz? Ağızları nasıl açılmış hakimi? Evet, çok Canını güzeller. sevdim. Cennet gibi bu, değil mi? Aa. Ne güzel açılmış şu Net tepedekiler. görünüyor mu? Baksana şuraya bir çeksen hakime. Görünüyor. Allah'ım, o kadar güzel ki. Ay. Ya canlar, istesek yürüyerek gelirdik, servise binmezdik ama bu sefer de şuradan geliyoruz ve çok yokuş çıkıyoruz. Böyle yokuş insanı daha da bitiriyor ve yoruyor. Aslında kestirim ama yokuş var. Aynen. Bakalım, bir eve gidelim. Evet canlarım, eve geldik biz. Ya, çoktan Afiyet geldik, bir markete falan gittik. Ondan sonracığıma şey yaptık bugün. olsun. Ton balıklı makarna. Bir şey uçtu bak. Ondan sonra Ruf Kelebek. salatası aldık.
Atam bir de tavuk piliç gibi böyle onu kızarttık koyduk. Turşumuz, normal ketçapımız, mayonezimiz, konuşamadım. Şimdi böyle abim gel var. Hep beraber şimdi yemeğimizi yiyoruz. Bize afiyet olsun. Aa, Tukay da girdi hakime. Merhaba. Bastırdım hemen bir anda çıktı. Merhaba. Bizim otelde bir tane birisi var. Ben çekiyordur umarım anne. Evet çekiyor. Bizim otelde bir tane bir abi var. Kimi görse merhaba demek yerine maraba. Leylo şuna diyor değil mi? Leylo aynen bekliyor. Maraba diye geziniyor. Neyse canlarım güzelce ne? Şeye gittik. Normalde biz annemle ekmek almaya gitmiştik. Ekmek yok derdi. Tam o sıra giderken bir baktık. Yolda abimgille karşılaştık. Onlar da tam buraya geliyorlarmış. Denk gelmişken gari hep birlikte bindik arabaya. A101 yaptık, şort yaptık, BİM yaptık, Migros yaptık. Ecrin'imize mamalar aldık. Ondan sonra Cima gari hep beraber geldik evimize. Güzelce hep beraber yaptık, yedik. Ondan sonra gittiler şimdi. Ya işte canlar siz de gördünüz ya. Ben de bulaşık. Siz de gördünüz ya biz nasıl yorgun geldik. Of, felaket. Hani var. Çekim de çekemedik yani Orla'da. Yani çok yorgunduk ya. Biraz evde ekmek de yoğunmuş geldiğimizde. Ekmek almaya diye çıktık. Çıkış o çıkış. Zaten öyle olur bazen ya. Bayağı geç geldik yine. Hani oraya evet. Git buraya git. Ya bir tane şey var. TikTok izliyor musunuz bilmiyorum. Aranızda illaki TikTok izleyenleriniz vardır. Bir akım oldu. Bir tane turşu var. Turşu nasıl? Biber turşusu. Jalapeno miydi? Neydi? Değişik bir adı var. Jalapeno'ydı. Peynirli. Dur şuradan. Peynirli turşu. Jalapeno. Acı biber turşusu ama böyle değil. Hı hı. Böyle büyüğü arasında peynir var. Bir turşunun. Hı. Bu da bir şey oldu. Ünlendi gitti. Akım oldu resmen. Herkes ondan yiyor. Hatta anam da gördü çıtır 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 nasıl yiyorlar. Ay sinir oluyor insan go. Bir de ama baktıkça. Bir yandan da ağzı sulanıyor. Kız hakime kapat şunu dedim. Sinir oldu mu şaptık şaptık çıtır çıtır çıtır. Onu çok merak ettim. Sırf yiyorlar. Bir de onu bulabilir miyim diye de çıktık biz evden. Hem de ekmek alalım diye çıktık. Evet. Onu bulamadım ama bulursam sizinle beraber o turşuyu deneyeceğim. Ya da ister misiniz? Deneyelim mi beraber? Yani yorumlara yazın bakalım. İsteyen varsa beraber deneyelim. İstemeyin bulamadık de ama deneyelim. Nereden bulacaksın onu? Trendyol'da satılıyormuş. Sipariş vereceksin ha? Sipariş vereceğim. Ben de bu dilimlisinden aldım. Dediğim şey dilimli değil. Dilimlisinden aldım BİM'den. Bir de labne peyniri aldım. Onu sürdüm yedim. Sırt birazcık şey olsun diye. Hakim ben durulayıverin anam. Kafam diye bir ağrıyor. Kafam ağrıyor. Vallahi bir bulaşık makinesi aldıramadım şu kadına ben. Canlarım ben aldıramadım siz yazın. Gözünüzü seveyim ya. Otel kapandı neredeyse. O kadar çalıştı. Çalışmışken al. Evet. Aa iki kişiyken tamam elinde yık ama. Bak, ya elleme kızım diyorum. Ben yıkarım sabah diyorum. Durduramıyorum bunu. Kaç kişinin bulaşığı var sonuçta. Bir makine olsa evet. Hemen... Dizer çalıştırırdık. Niye almıyor bilmiyorum. Neyse ben çok konuştum. Bir yandan ben bulaşıklarımı yıkayayım. Bir yandan da annem size dün ne almış onu göstersin. He. 10 bin olduk mu bakalım 10 bin. Hayır o 10 binde daha farklı o, bir şey söyleyeceğim. O başka bir şeydi. Evet. Bomba bir haber var 10 binde canlar. 10 bin hiç fark etmedi ama değil mi? Daha fark atmadı abone. Yok ya izlenmiyor ya. Ne zaman söyleyeceğiz o zaman? Olsun da söyleyelim yani. Oldu söyleyeceğiz artık 5 sene sonra ama ne zaman 5 sene sonra o zaman. Yapacak bir şey yok. Hadi sen onları göster. He tabak aldım ben de dün. Direkt söylemen peki. ne olacak ya? Canlar ben de tatlı tabağım yoktu biliyor musun? Biliyor musun? Tatlı tabağım yoğudu. Hiç yoktu yani. Şunlar vardı işte hakime aldı diye. Şunlar yemek takımı. Bunlar da çukur rep. Anneler gününde düz, Barış. Düz yoktu. Anneler gününde Barış hem anneme hem bana yemek takımı almıştı. Evet. Ha bunlardan aldık işte. Hakime beğendi bunları. Düz bunlar. Düz tanesi ne kadardı ya? Güzel.
Tanesi pahalı, paraya kıydı annem. Aynen, paraya kıydı. Tanesi 75 TL. Evet, böyle 6 tane. 450 TL'ye denk geldi 6 tanesi. Böyle 6 tane. Ama severek aldı. Kahvaltıda konur değil mi? Ne ister? Kahvaltılık da yok benim. Tatlı tabağı da yok, kahvaltılık da yok. İkisini bir arada kullanırım diyorum ben. Değil mi? İkisi bir arada kullanılsın gale. Ama çok güzel, şık. Zaten aldığımız yerdeki kadınlar dedi, en çok satılan modelleriniz bunlar dedi. Evet. Hakime beğendi. Ay. Sen beğenmedin, hakime beğendin diyor. Saat kaç oldu hakim, uykum geldi galiba. 8.30. Bir an önce kendimi atmak istiyorum. İnan benim de halim yok valla annem. İnanın canlar, o kadar yorgunum ki. Ay, bedenim çok yoruldu. Ay, bir şey de yapmadım, çocuklar yaptılar böyle zaten. Bak hakime geçti. Yıkıyor, kızım beni den diyorsun, geçirmiyor. Ya ben... Bugün çok yorgunum. Şimdi hemen yıkayamayacaksın. Gerçekten yıkayamayacaksın. Dedi ki yarın yıkayacağım. Yarın sabah ben erken kakağı yıkarım kızım dedim. Bununla uğraşılır mı şimdi sabah? Hem bulaşık bırakılır mı geceden? Ya bazen ben arkadaşlardan da duyuyorum hakime. Meryem falan akşamdan ben de yıkayam onu diyor. Bazıları Meryem'in de, onun bulaşık makinesi yok mu kova? Olsa da o para gidecek diye. Olmuyor demek ki makineye. Sen de aynı şekilde. Makineyi alsan da para gidecek değil, ilaç da alman. Diyor, o da diyor elimde yıkon diyor. Geceden diyor yıkayamıyorsun diyor. Adamın o da. Adamın o kadar uykusu gelmiş dediğimi bile anlamadı. Gerçekten bak kafam gitti yine benim. Ne diyor makine? Sen makine alsan bile diyorum. He. Para gidecek diye ne elektrik çalıştırır. İlacı pahalı, onun da hakime nasıl alın ilacını? Ne ilacını alırsın? Gerçekten ilacı çok pahalı. Yok ne o kireçlenmesin diye ilacı. Yok şunu, yok bunu, bitmiyor birazdan ya. Birazdan kahve yapacağım. Kahvede görüşürüz canlarım. Görüşürüz. Kahvesi, yorgunluk kahvesi içelim. Hepinizi çok çok seviyoruz. Hakime bir kalp yap bakalım bir herkese. Kalp kalp kalp. Evet canlarım, bulaşıklar bitti gördüğünüz gibi. Pırıl pırıl oldu. Ellerime kollarıma sağlık. Şimdi de kahveyi koydum. Kahve pişecek. Gelirken de markete uğradıydık dediydim ya. Anam yumurta falan aldı. Kalmamış. Hiç yumurta kalmamış. Yok. Yumurta falan aldı işte. Bir şeyler aldı. Burada kahveleri ben ayarlıyorum. Bir yorgunluk kahvesi olsun. Vallahi ayakta duracak yanımız kalmadı. Saat 9'a geldi. Düşünün. Daha 12'ye gelmiş. Daha oturup bir uzanamadık bile yani. Sanki 12'ye gelmiş gibi. Öyle kötüyüm. Ölü gibisin zaten. Yarım. Kahvemiz pişsin bakalım. Şunu şuradan alayım. Su ayarladım. Ay ay. Ah canlar, yine kahveyi yaparken çekemedim size, unutmuşum. Çektim mi ya? Çektim herhalde ya. Of, unuttum vallahi. İyice kafam gitti benim de. Kahvemizi içiyoruz. Çekmedik gibi geliyor. İçesim bile yok. Bir yorgunluk, bir ağırlık çöktü vallahi, sormayın gitsin. Felaket ötesi. Gözlerimden de anlayabiliyorsunuzdur belki birazcık. Vallahi videomda kaç dakika oldu bilmiyorum canlar. Ne zamandır video çekmediğim için bir durum güncellemesi yapayım dedim. Görün halimizi diye. Böyle burada da videoyu sonlandırayım. Yarın inşallah yeni bir video başlangıcı yapabilirsem yarın başlatırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah canlarım. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.